Alkışlamaya geldi şimdi sıra. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sakın endişe etmeyin. Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka getireceğiz. Bu konuda en ufak bir endişeniz olmasın. Efendim Sayın Genel Başkanı dinledik az önce. Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Siyasi partilerin temsilcileri var. Değerli milletvekili arkadaşlarım var, il başkanlarım var, belediye başkanlarım var. Dolayısıyla Ekrem Bey'in saygıdeğer eşi var. Bir aradayız, dostlarımızla beraberiz. Bir seçim yapıldı. Ekrem Bey ayrıntılara girdi ve o seçim iptal edildi. Doğrusunu isterseniz iptal edileceğini hiç düşünmüyordum. Çünkü en azından hukukun bir kırıntısı kalmıştır. Dolayısıyla iptal edilmez diye düşünüyordum. İptal edildi, derhal parti meclisimizi topladık. Bazı arkadaşlarımız seçimin boykot edilmesini istediler. Hayır dedim. Seçimi boykot etmeyeceğiz. Sandığa hep beraber gideceğiz. Ve ben bütün İstanbulluların ferasetine güveniyorum. Eğer bu ülkede vatandaşın vicdanına sesleneceksek, vatandaş gereğini yapacaktır. Ve vatandaş gereğini yaptı. 23 Haziran'da örgütümüz, Türkiye'nin her tarafından gelen örgütümüz, artı Büyükşehir Belediye Başkan adayımız alandaydı ve çalışıyordu. Akşam saatlerinde hepimiz heyecanla sandıkların açılmasını bekledik. Ve sandıklar açıldı. Televizyonların yaptığı açıklamalardan çok erken sonuçlar bize dökülmeye başlandı ve gelmeye başladı. O günkü mutluluğumu asla unutamam. Bu mutluluğun temelini oluşturan temel olgu, evet, bu ülkede demokrasi var ve insanlar bu ülkede demokrasiye inanıyorlar. Ve gerçekten de haksızlık yapanlara ders vermesini biliyorlar ve ders verdiler. Bu çok önemliydi. Çok önemliydi. Bugün öğle saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Sayın Genel Başkan'la birlikte, Meral Hanım'la birlikte ve diğer siyasi partilerin temsilcileri de vardı. Şimdi burada Ekrem Bey'i dinledik. Sayın Başkan, lütfen bir ayağa kalkar mısınız? Ve hep beraber alkışlar mıyız Sayın Başkanımıza? Siyasette verilen sözün arkasında durmak kadar değerli bir şey yoktur. Bir söz verdiyseniz gereğini yapacaksınız. Beni mutlu eden ne? Beni mutlu eden şu. Evet, bir büyükşehir belediye başkanı. Evet, seçildi. Evet, çaba harcadı. Ama bugün yaptığı çabaların, verdiği sözlerin ne kadar gerçekleştiğini İstanbullularla paylaştı. Ne demektir? Halkına hesap verdi. Siyaset kurumunun temel unsuru, temel ögesi vatandaşına hesap vermektir. 7 temel ilke belirlemiştik. O temel ilkelerden birisi de harcadığınız her kuruş sizin paranız değil, halkın parasıdır. O parayı harcarken çok titiz davranın. Ve mutlaka millete hesabını verin. Yeni bir siyaseti, yeni bir anlayışı
Türkiye'nin gündemine getirmek istiyorduk ve getirdik de. Ve bizim bütün belediye başkanlarımız yaptıkları her harcamanın hesabını veriyorlar. Hesap vermek bir siyasetçi için gurur ve onur meselesidir. Parayı harcadım hesabını veriyorum. Ama devletin bütçesini harcayanlar hesap vermekten korkuyorlar. Sıra oraya da gelecek. Hiç kimse endişelenmesin, sıra oraya da gelecek. Ekrem Bey, 23 Haziran günü televizyonlara çıktığında seçim sonuçları ile ilgili kullandığı bir cümle vardı. Hafızalarda yer etmesini isterim o cümlenin. Hak yemem ama hakkımı da yedirmem. Bu önemlidir. Biz hak yemeyiz ama hakkımızı da, bu milletin hakkını da kimseye yedirmeyiz. Bunun üzerinde de durmamız gerekiyor. Alacağımız çok yol var dedi. Evet, sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de alacağımız çok yol var. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Dostlarımızla beraber getireceğiz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Gerekirse 24 saat çalışacağız. Bu millete sözümüz var. Ahdimiz var bu millete. Dedik ki hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Belediye başkanlarımızın olduğu yerde, görev yaptıkları yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Ve asla ayrım yapılmayacak. Bana oy verdi vermedi diye ayrım yapılmayacak. Kin ve öfkeyle siyaset yapılmayacak. Herkesi kucaklayacağız. Herkese hizmet götüreceğiz. Tek istisnası, onu da söylemiştim belediye başkanı arkadaşlarıma, yoksul mahallelerden başlayarak pozitif ayrımcılık yapacaksınız. O insanlara hizmet gitmedi, o insanlara hizmeti götüreceğiz. Kucağımızı açacağız o insanlara. Siyaset nasıl insanların çıkarı için çalışabilirmiş, onu göstereceğiz dedik. Ve onu gösterdik. Son bir cümle. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişlerdi. Tersi nedir? Tersi nedir? İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Ve size söz veriyorum. Ve size söz veriyorum. Dostlarımızla beraber Türkiye'yi kazanacağız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hitap ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. 23 Haziran demokrasi şenliğimizin şimdiki konuğu, gönüllere taht kuran ve bu sahnede defalarca İstanbullularla buluşmuş çok kıymetli bir isim. Alkışlarımızla Erol Evgin.